İlay! 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 İlay, iyi misin? İlay. İlay. İyi misiniz? İyi misiniz? Var mı? Ambulans çağırın ne olur. Funda. Denizim. Tabii işte. Mis kokulu. Beni de kurtar. Hem bir yerlerine de kına yakarsın ha. Kına yakarsın. Can yeter benim. Ne yeter? Aslan parçası. Hadi git sen çizgi filmimizde ben geliyorum. Tamam mı? Hadi. Hadi git söyle. Hadi. Senden bunu da beklerim. Git hadi. İrfan'dan değil çocuk Egemen'den de. Hadi söyle. Hadi. Yeter. Yazıklar olsun. Sen beni ne sandın? Ben ölürüm de İrfan'a tek kelime etmem. Genişte. Kanalı değiştiremedim. Tamam. İşte. Abla eniştem gelmiş. Duymuş mudur ha? Safet. Hoş geldin. Duymamışım. Enişte. Bizim evdeki kumandadan değil ki bu. Tamam aslanım. Ben bir elimi yüzümü yıkayım. Açacağım sana çizgi film. Sen geç. Duymuş mudur? Duymamıştır. Duysa ortalığı ayağa kaldırırdı. İyi lan. Sakin. Tamam. Derin nefes al. Sakin nefes al. Bir yerin acıyor mu? Acıyor mu bir yerin? Ha? Tamam, sakin ol. Geçti. Boynun iyi mi? Sırtın? Bir şey yok değil mi? Tamam. Şişt, tamam. Geçti. Ben nefret etmedim. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan burada? He? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Çekilin. İlay! Çekil. İlay'ım. Canım benim. Nasılsın ha? Kurban oldum. Tamam.
Kim yaktı lan bu? Kim yaktı lan burayı? Tamam bebeğim, tamam kurban oldum. Tamam, rahat ol, tamam. Ambulans geliyor şimdi, ambulans geliyor, tamam. İyi misin ha? Tamam, geldi. Geldi, hadi gel. Kalk Şeref. Hadi yardım edin, çabuk. Tamam, sakin ol, tamam. Açın, hadi indirin hemen. Sedyeyi indirin. Tamam bebeğim benim, tamam. İndir. İlayım, gel böyle. Ya tamam, yok bir şey, tamam. Tamam bebeğim benim. Kaldırın. Hadi çabuk. Tamam. Kim yaptı lan bunu? Ulan var ya. Tamam, hadi. Yavaş. Yıktın evi. Deniz'in yemeğini de istiyorum. Acıkmıştır çocuk. Ya, duymuş mudur ha? Kızım, bütün gün fabrikanın içinde adamda kulak mı kaldı? Duymamıştır. İrfan yok mu? Yok enişte, siz yiyin, ben geç geleceğim dedi. Tamam. Siz başlayın. Ne oldu Egemen? Eda, bir şey söyleyeceğim ama panik yapma. Bir kaza olmuş. Fabrikada bir şey mi oldu? Ne, canı sıkıldı? Patron usta başına ayar vermiş, o da bize verdi. Maaşları yatırmadılar. Aman canım. Ne olacak, geçmeç yatırsınlar da. Enişte, ben Tarnı'nı sevmem ki. Aa, aşk olsun Minoş'um. Bak, senin için özel türlü yaptım. Hem de organiklisinden. Az bir parçadan. Ama önce şu çorbanı biraz iç. İçin ısınır. Annesi nerede? Bir şey yok, sesi iyi geliyordu. Yoldayım şimdi, gidiyorum. İrfan nerede? Egemen, İrfan nerede? Hangi hastanede? Söyler misin hemen lütfen? Pardon, nedir vaziyeti? İyi, endişelenecek bir şey yok. Doktorlar bilgi verir. Ozan'a bak. Görünmez kaza işte. Doğal gaz mıymış? Muhtemelen. İyi ki sen yetişmişsin. Sağ ol. Ne işin vardı İlay'ın ofisinde? Şirketin tanıtımı ile ilgili bir şeyler görüşmeye gitmiştim. O saatte. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Patlama esnasında bayanın yanında siz mi vardınız? Yok, ben gittiğimde olmuş bitmişti. İrfan Bey yanındaydı. Bizimle gelip ifade vermeniz gerekiyor. Olur tabii ki. Buyurun. Hastanedeymiş. Kaza mı, ne olmuş? İrfan iyi demiş Egemen ama kız hiç rahat etmedi herhalde. Aklım hafsalam almıyor ya. Ne demek Deniz İrfan'ın oğlu değilmiş? Ne demek Egemen denmiş? Zaffet. Funda, böyle bir şey nasıl olur ya? Bunca yıl nasıl sakladınız? Nasıl yalan söylediniz?
Yazıklar olsun be. İkinize de yazıklar olsun. Saffet. Bak Saffet, vallahi de billahi de. Ben de yeni öğrendim. Bak çocuk hasta olunca söyledi. Çok kızdım, tansiyonum çıktı. Ama kızım başka, başka seçeneği yokmuş. Yalan söylemek zorunda kalmış. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Ya Rabbim aklıma mukayyet ol. İrfan öğrenince ne olacak ha? Ha adam kafayı yiyecek ya. Allah korusun, Allah korusun. Bak perişan olurlar. İrfan da ağlar. Hem Deniz'in günahı ne? İrfan'ın günahı ne? O adam evladı için ölür be. Kirpiği ıslanınca kahroluyor. Çocuk ondan değilmiş. Saffet. Ben gittiğimde İleyha Hanım yerde yatıyordu. Pencerelerden alevler çıkıyordu sırada. Gittim bahçeye girdim. Onu oradan çıkardım. Biraz uzaklaştırdım. Yaptım bu yani. Kendinde değildi yani. Yok dedim ya, yatıyordu yani. İlahi Yüce Dağ'a neden gittim demiştin? Sormadınız ki. İş görüşmesi için gittim ben. Siz hepiniz beraber mi çalışıyorsunuz? Yok, onlar ayrı. İleyha Hanım bizim şirketin PR işlerinden sorumlu. Peki sizin tanışıklığınız nereden geliyor? Benzer iş sebebiyle. İleyha Hanım, İrfan Beylerin şirketinin yatırım ortağı. Ne şirketi? Ben şimdi anlamadım ki yani bu soruların ne alakası var? Siz patlamayı araştırmıyor musunuz memur bey? Bu sorular standart, sormamız lazım. Bazen kaza gibi görünüyor ama altından bambaşka şeyler çıkıyor. Eminim hanımefendi. İşiniz hastanemize giriş yapmış olsa kaydolur. Başka yardımcı olabileceğim bir konu var mı? İrfan burada yok diyorlar. Telefonuna da cevap vermiyor. İrfan iyi. Merak etme. Bir şey yok. Allah'ım. Allah'ım öldüm. Dirildim. Peki İrfan nerede? Niye gelmiş hastaneye? Birini getirmiş hastaneye. Nasıl birini getirmiş? Kimi getirmiş? Egemen. Egemen... İrfan kimi getirdi hastaneye? Eda. Eda. Ya. Eda zaten ortalık karışık. Bir ne olduğunu anlayalım Allah aşkına. Eda. Ya bırak. Egemen. Çekil. Geçmiş olsun. Egemen İlay'a da bir uğrayalım dedi. Rahatsız etmedik umarım. Yok. Hay Allah. Nasılsın İlay? İyiyim Egemen. İyiyim, öyle boğazım biraz. Acıyor, ağrıyor. Birkaç tane de yanık var. Onun haricinde ciddi bir şey yok çok şükür. Herhalde Süleyman polisin yanından çıksın, bu gece çıkarım buradan. Polis ne alaka? Ofiste patlama oldu. Süleyman'ı ifadeye aldılar. İrfan'ı da götürdüler yanında. Tamam. Ben şunlara bir bakayım. Geliyorum hemen. Otursana. Eda, ayakta kaldın. Egemen, İrfan hastanede deyince öyle apar topar evden dışarı çıktım. İrfan'ı arasaydın. Neyse ki ucuz atlatmışsın. Çok daha kötü olabilirdi. İrfan anlattı. İşle alakalı yardım etmişsin. Ben de elimden geldiği kadar... herkes ne yapıyorsa onu yapmaya çalışıyorum Eda. Eminim öyledir. İrfan'ın tek derdi de oğlu. Ameliyat parası. Ailesi, geleceği. Şimdi sırası değil ama... yaptığın iyilik için teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. İrfan'a borçlandım. Anlamadım. (Gülüyor)
beni o yangından İrfan kurtardı Eda. Ben Levent ofisteydim. Patlama oldu. O kucakladı. O çıkardı beni. Eğer orada olmasaydı ben şu an burada olmayabilirdim. Oradan kurtulamayabilirdim. Ya polis bir iki sorar sonra da bırakır işin ucunu. Allah'ım ya Rabbim at. Ya burası İstanbul, burası İstanbul. İnsanın başına taş düşer, bina çöker, doğalgaz patlar. Yani ölmenin bin bir tane yolu var. Sen bunlardan bir tanesini beceremedin. Ya bırak bana niye anlatıyorsun sen bunları? Ha? Yok adam gelmiş, yok komşular yardıma yetişmiş. Netice ne? Netice. Tamam, tamam ben seni sonra ararım. Kapat. Hayırlı akşamlar, ben yatıyorum. Ha sen anca yat. Anca yat. Baban nerede? Ha? Nerede baba? Hastanede, metresinin başında bekliyor. Nasıl ya, ne olmuş? Allah'ım, Allah'ım. Evim başıma çöküyor, kurban oldum Allah'ım, yarabbim. Ya oğlum bak, bak iyi dinle. Bu kadın babanla nikahı da kıyar. O da yetmez. Üstüne bir de oğlan doğurur. Ne gülüyorsun? Evimizi, her şeyimizi başımıza yıkar. Yok artık anne, amma abarttın. Sanki babamın ilk defa metresi oluyor. Ve ya Rabbim, ya oğlum. Kuduz köpekten korkma, antropozlu adamdan kork. Bir senede bu kıza bir tane villa verdi. Var ötesini sen düşün. İşler o kadar ciddi mi? Nihayet, evet işler o kadar ciddi. Bak sen her sabah işe gideceksin. Bunların burunlarının dibinden ayrılmayacaksın. Tamam mı? Tamam demiş. Şimdilik tamam. Karakoldan çağrılabilirsiniz. İlay Yücedağ da ifade verecek. Şey, İlay Hanım iyileştiği zaman ifadesini alırsınız. Onunla ilgili bir mevzu olursa beni arayabilirsiniz. Buyurun. Bana müsaade. Sizin de kartınızı alayım. Şirketin adı ne demiştiniz? Bir saniye. Bakayım da. Ben size telefon numaramı, TC'mi verdim zaten. Oradan ulaşabilirsiniz. Bana kart kalmamış. Peki. Hayırdır ya, polis falan bir açık vermedin değil mi? Şirketin adını öğrendiler. Kazmazlarsa iyi, yoksa... Ay şansa bak ya. Bileye bir şey anlatmadın değil mi, ponzi monzi falan? Ne anlatacağım ya? Ben gittiğimde kız çok kötü durumdaydı zaten. Yüksek gerilim hattındayız zaten. Aa! Veda Hilay'ın yanında. Ne? Ya doğalgaz değilse... Bizim işlerle alakalı bir mevzuysa bana elleri erişmez ama İlay'ın ofisi falan çok ortada. Ben bir bakayım Süleyman Bey. Neymiş ne değilmiş. Bizim işle bir alakası var mıymış öğreneyim. Eğer bu işin arkasından biri çıkarsa, bir şey çıkarsa var ya, ortalık nasıl dağıtılırmış gösterir. Halledeceğim. Hızır hızır kamyonların arabalarının arasına atladı. Otobanın ortasındaki kaplumbağayı aldı, ezilmekten kurtardı. İrfan işte böyledir. Zorda olan herkese yardım eder. Bu ister kaplumbağa olsun, ister insan. Hiç fark etmez. Tamam. Ben de İrfan'ın neyi neden yaptığını bilecek kadar onu iyi tanıyorum. Güzel. O zaman ailesinin onun için ne kadar önemli olduğunu da biliyorsundur. Canım. Canım, canım, canım. İyi misin? Ha? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Egemen hastanede deyince hemen koştur geldim. Ben burada koşturmaktan senin telefonunu açamadım, affedersin. Yangın da burada çıkıyormuş. Burada değil de orada çıkacak. İlay'ım,
Nasıl oldu? İyiyim Süleyman. Çok daha iyi. Biz çıkıyoruz. Tekrar iyi akşamlar. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Sağ ol. Hadi sıra. İlay Hanım, müsaitseniz polisler ifadenizi alacak. Şimdi sırası mı polisin? Müsait değildi. Ben çıktıktan sonra polis bir şey dedi mi? Yok, hayır. Ben hemen arkanızdan çıktım zaten. Tekrar sağ ol. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ah bebeğim ya. Ya bak, Süleyman Yamuncu'nun manitasının ofisi patlıyor. Siz hala doğalgaz diyorsunuz. Doğalgaz bile olsa yanardağ mı bu kendi kendine patlayacak? Bu işin altından bir şey çıkacak, bak gör. Buradan alıyorum kokusunu. Hemen bakıyoruz amirim. Hatun ne durumda? Adamın biri içeri dalıp kurtarmış. Ha. Kimmiş herif? Komşu falan mı? Yok amirim. İrfan Saygun diye bir adam. Onu da ifadeye aldık. Birlikte iş yapıyoruz falan dedi. Ne yapalım amirim? Son lokmayı son yudum ayrana denk getir. Bir de bu İrfan kimmiş neymiş ona bak. Anlaşıldı amirim. Koçum, bak hadi. Size güveniyorum. İyice sağına soluna bakın her şeyin. Hiçbir detay atlamayın, tamam mı? Çözersek bu işi, bu Süleyman Efendi var ya, bu Süleyman Efendi, onun ipini yakalarız. Tamam? Tamamdır abi. Tamam. Sana bir şey olsaydı o yangında ne olurdu? Bir şey olmadı işte Eda. Allah evladına bağışladı da olmadı. Ya yaralansaydın, ya yansaydın, öyle otel gibi lüks hastanelere de gidemezdik. Şimdi 300 kişiyle birlikte acilde sıra bekliyor olurduk. Ya ölseydin İrfan? Abartma Eda, ölmedim işte. Ya sen ölseydin Deniz'e ne olurdu? El alemin metresi yüzünden kendi canını tehlikeye nasıl atarsın? Hadi kendini düşünmeden oğlunu nasıl düşünmezsin İrfan? Bıraksaydım ölse miydi kadın? Ya ölseydi, ya ölseydi. Sen kimsenin kahramanı değilsin ya. Hele ki o kadının kahramanı hiç değilsin İrfan. Senin kurtaracak tek bir tane canın var. O da oğlunun canı. Kahretsin. Attım ben o paketi. Yavaş. Çocuk uyanacak. Saffet, Eda mesaj attı. Yoldalarmış. Lütfen ağzını açma. Sen İrfan'ın yüzüne nasıl bakıyorsun? Hele o Eda, o nasıl bakıyor? Ya ben her gün bu adamla aynı sofraya oturuyorum. Ben nasıl bakacağım? Ya Deniz'i düşün Allah rızası için. İrfan öğrenirse çekip gider. O zaman Deniz nasıl ameliyat olacak? Ha. Bak o tümör, ameliyat, bilmem hastalık falan var ya, bunlar da işte Allah'ın cezası ona. Ben bu günaha giremem. Kur'an'a elini bas. Kur'an'a elini bas ki ağzını açmayacaksın. Funda, benim asabımı bozma. Saffet. Hoş geldiniz. Deniz uyudu. Enişten de yattı. Funda, kusura bakmayın. Sizi de rahatsız ettik gece gece. Estağfurullah. Allah rahatlık versin. İyi geceler. Sağ ol. Sır denen şey insanı zehirler. Aileleri zehirler. Ne olursunuz. Bak. Bu aile dağılır. Sonra çocuğun vebali boynumuza kalır. Saffet, ne olur yemin et. Yemin et bir şey söylemeyeceğini. Ben yemin edemem Funda.
Aferin ya. Aferin, aynen böyle devam et, tamam mı? Ya kadın ne yaptı etti? Kendini yakmaya kalkıştı. İrfan, resmen evliliğimizi yıkıyor, farkında değil misin? Allah aşkına, senin derdin ne? Ben sana kaç kere söyledim, her şeyi izah ettim. Bak, son defa söylüyorum. İlahi benim işe alma dediğim bir elemana işe almış ve ben ona bunun hesabını sormaya gittim oraya. Elemanmış. Süleyman denen o neyin ne olduğunu görmüyor ama ben görüyorum. Sen bana güvenmiyor musun? Şunu açık açık söylesene. Güvenmiyorum. O kadın hayatımıza girdiğinden beri ben sana zerre güvenmiyorum. Çok güzel. Ben de sana güvenmiyorum zaten. Gözü dönmüş bir şekilde hırsızlık yapan bir kadına niye güveneyim ki? Sen ne yaptın? Ha? Tefecinin parasını çalmadın mı? Senin yaptığın hırsızlık değil mi? Ben hırsızsam sen de hırsızsın. Ben ne yaptıysam çocuğumuz için yapıyorum. Ben de evliliğimizi kurtarmak için. Hadi be! Allah kahretsin. Duvarı yine kusmuş. Temeli b**an evin. Duvarı ne yapsın? Evliliğimiz gibi değil mi? Eda, bak. Ben seni anlamaya, seninle empati kurmaya gayret ediyorum ama çok zorlanıyorum. Bu hırsızlık, yalan, dolan, entrika nereden çıktı anlamıyorum. Benim tanıdığım Eda bu değil. Ben mi seni yanlış tanıdım anlamıyorum ki. Ben de seni hiç tanımamışım. Hiç. Boşuna uğraşma, duvar yine kusacak yani. İlayım, iyisin değil mi? Süleyman, iyiyim. İyiyim, ne olur. Niye inanmıyorsun bana? Doktorları da duydun. İyi olmasam niye iyisiniz desinler bana? Teşekkür ederim Demet'ciğim. Merak etme artık, ne olur. Kardeşine haber verdin mi? Yok, hayır, ona şimdi haber verme. Haber verirsen meraklanır. Efendim? Eşyaları hallettiniz mi? Tamam, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ne eşyası? Depoya gidenler mi? Hı. Babil ofise göndereceğim onları. Hayırdır? Yeni bir ofis tutarız diyordum. Oh Süleyman, çok gereksiz. Yani şimdi zaten elemanlar proje bazlı çalışacak. Kimse olmayacak ofiste. Ben ikiye bölüneceğim. Yani bence gerek yok. Nasıl istersen canım. Hem bana da yakın olursun. Aklım sende kalmaz. Dün gece var ya, aklımı yitiriyordum. Böyle dumanları falan görünce fena buldum. Sorma Süleyman. Ben de en son işte hatırladığım kapıyı açıyordum. Sonra kendim işte İrfan almış beni. Oradan taşımış sokağa. Arası bende yok. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiç. İyi ki İrfan oradaymış. Sonunda bir hayır dokundu. Sahi niye gelmiş? İmza falan mı lazım olmuş? Yo. Eleman konuşacaktık işte. Babil'e eleman alınacak ya. Eleman konuşmak için mi gelmiş yani? Evet. Süleyman, görmedin mi gündüz halimi? Oradan oraya koşturdum. Zaten anca gittim ofise, dedim. Belki orada yakalarız birbirimizi. Neyse. Ben bir güzel bir duş alayım. Sonra da kahvaltı edelim. Aç mısın? Tamam canım, hadi. Demet, bir kahvaltı hazırlayabilir misin bize? Tüm gece gözüme uyku girmedi. Yarım saat uyudum, onda da kabus gördüm zaten. Ben de gördüm. Unuttum yanımca. Sen nasıl gördün? Oğlum, anneciğim, o senin domatesin değil. Onun üstünde pestisit var. Yarın gidip sana organik domates alırız, tamam mı? Onun kilosu da 20 lira. Günaydın. Yolum. Akıllı oğlum. Canım oğlum. Tablette çok fazla vakit geçirme. Kitap oku, tamam mı? Tamam. Parka ne zaman gideceğiz? Akşam erken gelebilirsen gideriz. Anlaştık. Olur mu? Hadi ben çıkıyorum. Aferin olsun. Hayırlı işler. Eda, bakar mısın bir? Umutay'a bak abla.
Teşekkür ederim. Hadi sofraya. Şirkete gidiyorum canım. Kahvaltı yakalamayacağım. Aa, niye? Telefon mu geldi? İşler var. Şu İrfan'a takıldı aklım. Neyine takıldı anlamadım. Ya o adam orada olmasaydı sen o yangından falan çıkamazdın. Bir teşekkür falan etmek lazım. Tamam canım, vaktini bulduğumuz zaman ederiz teşekkürümüzü. Sen de iyisin madem. Beraber bir yemek ye. Borçlu kalmayalım adama. Tamam? Tamam. Hadi hoşça kal. Doğalgaz patlaması gibi duruyor. Emniyetten MOBESE görüntülerini aldı bizim çocuklar. Bakıyorlar ama şüpheli bir durum yok gibi. Yine de belli olmaz tabii. Aklınızda başka bir şey mi var? Yok. Şu İrfan'a gitti aklım. Bu adamda var bir şey. Önce Egemen'le geldi, borç istedi. Sonra beni dolandırdı. Hakan olayı. Şirket, maden, altın falan derken şimdi de İlay'la bir ortaklık muhabbettir gidiyor. Acayip acayip işler. Çekeyim mi kenara? Yok, ben kendi yöntemimle alacağım onun ifadesini. Sen İlay'ın telefon kayıtlarını bul bana. Müşteri gelecek diye gitmiş ofise. Neymiş işin aslı astarı? Bana yalan söylemiş mi söylememiş mi öğrenelim bakalım. Tamam Süleyman Bey. Hop, yavaş abim yavaş. Ne yapıyorsun ya? Bu 7 sülaleye satın alıyor senin ha. Yavaş abiler. Soldaki odaya. Zaten göreceksiniz hemen. Soldaki oda abi. Ya yanlış anlamayın Ayşe Hanım da. Bunları anladıkları lisandan konuşacaksın. Kibarlık falan işlemez bunlara. Ya ben de doğma büyüme Bağcılar çocuğuyum. Oradan biliyorum bu işleri. Yoksa nereden bileceğim ya? Ha, senin çakma paçanı dizlerine indirip don diye senin kafana geçirmesinler diye mi? Ha? Onların anladığı dilden konuşuyorum. Masayı kaldıracaklar, gel. Ya hani ben bu lisanı yerinde öğrendim de sen kursuna falan mı gittin ya? Yok ya, dizlerde öğrendim. Nereden öğreneceğim? Dümdüz yukarı, aman aman. Olmadı, çekişte gireriz kırılmazsa ya. Ne oluyor burada böyle? İlay Hanım'ın eşyaları yukarı taşınıyor da. Günaydın. Siz ne yapıyorsunuz burada Ayşe Hanım? Çalışıyorum İrfan Bey. Ayşe Hanım, bir yukarı bakar mısınız bana? Odama gelin lütfen. Ben sana ne insandan konuşacağımı çok iyi bilirim de. Kapıyı kapatır mısınız? Beni kovuyor musunuz? İlay Hanım bir hata yapmış, sizi bana sormadan işe almış. Ben de kimseyi mağdur etmek istemiyorum. Ne kadar merhametlisiniz İrfan Bey. Peki niye kovulduğumu öğrenebilir miyim, bir mahsuru yoksa? Bu işe uygun olmadığınızı düşünüyorum. Yeterli vasıflara sahip değilsiniz. Hangi vasıflar? Çalışırım, öğrenirim. Burada çalışamazsınız. Bu kadar. Lütfen tazminatınızı alın ve hemen ayrılın. Tazminat. Hangi zararımı karşılayacak bu para? İşsiz geçirdiğim günlerimi mi yoksa bir işe girmek için çabalarımın karşılığı mı? Hangisi? İrfan Bey, insanlar ümit ediyor. Bir işe girerken ümitleniyorlar. Bir ay ya da 10 yıl hiç fark etmiyor. 4 milyon küsür işsiz var dışarıda. Siz diyorsunuz ki sen de git onlardan ol. Öyle mi? Bu kadar mı basit?
Dilerim en kısa zamanda aradığınız işi bulursunuz. İyi günler. Sizi Süleyman Bey'in ofisinde gördüğüm zaman gerçekten iyi bir zannettim, biliyor musunuz? Sonra inşaatta karşılaştığımızda ben kötü biri değilim dediniz, ben de inandım size. Sonra sonunda bambaşka biriydiniz. Şimdi kim olduğunuzu bile bilmiyorum. Ama iyilikten fersah fersah uzaksınız. Onu söyleyebilirim. Her ne yapıyorsanız yapmayın. Vazgeçin. Bu arada bu çok iyi bir teklif. Yalnız beni İlay Hanım işe aldı. Oko var. İrfan Bey, misafiriniz geldi. Siz de radyasyon saçıyordunuz kardeşim. Ayak altında dolaşmayacaksın. İşin olmayan hiçbir meseleye burnunu sokmayacaksın. Gereksiz soru sormayacaksın. 2 hafta süren var. Deneme süresi. Eğer beğenmezsem gözünün yaşına bakma. Yatırım dahimiz Profesör İrfan Saygun, bütün sorularınıza cevap verecek olan adam. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. İrfan Bey, Raci Bey yatırımcımız olmak istiyor fakat bazı kritik soruları var. Bütün sorularınıza cevap vermeye hazırım Raci Bey. Ama siz önce bana hayallerinizden bahsedin. Buyurun, bunu da biraz inceleyin lütfen. Tamam. Buyurun oturun. Oturabilir miyim Ege? Buyurun lütfen. Ne yaşıyorsunuz? İsteyeceğimiz var, size çay söyleyeyim mi İrfan Bey? Bu adam okulda da böyle miydi? Sen hocam olduğunu biliyor muydun? Kitabını okuyorum, oradan tahmin ettim. İrfan Hoca'nın kitabı mı? Konusu ne? Güzellik ve zayıflama sırları. Allah'ım yarabbim, gençlik nereye gidiyor ya? İlber Ortaylı olsaydı gerçekten saç baş yolardı şimdi. Kim olduğunu biliyorsun değil mi? O kadar da değil yani, televizyona falan çıkıyor. Biliyorum yani. Ha, iyi bari. İrfan Hoca okulda da böyleydi. Yani karizmatik falan anlamında. Hı. Ama karakter olarak diyeceksen hiç alakası yoktu bu haliyle. İş hayatında insan bir farklı oluyor herhalde. İş hayatında herkes bir değişiyor değil mi? Yok mu senin işin gücün? Vermiyor mu hoca sana iş? Ayşe nerede? Babanız gönderdi onu. İşten çıkardı. Hayda, ne oldu? Bilmiyorum ki. Ama ne yalan söyleyeyim, benim de pek kanım ısınmamıştı. Demek ki Süleyman Bey de memnun kalmadı. Teşekkür ederiz. Hayırlı teşekkürler, olsun. Memnun oldum. Teşekkürler. İyi günler. Çok ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sağ çok sağ olun. Hayırlı uğurlu. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi günler. Çok sağ olun. Şş. Sağ olun. Hiç bitmesin İrfan ya. Adamlar beklediğimin 3 katını yatırdı. İşte bu ya. Hayat güzel ya. Sevgi, aşk, aile, sağlık. Her şeyin sırrı bu çantaya sığıyor işte ya. Hayatım boyunca peşinden koştuğum her şey. Alamadığım tüm hayaller.
Canımı yakan her şeyi bu tatlış çantanın içine. Şunun kokusuna bak ya. Hayallerine söyle sonra gelsinler. Bu para borcumuza istinaden kasaya gidiyor. Ben öyle sefil otellerde, taksilerde falan senin şu silik, ezik halin. Senin daha zengin görünmen lazım ya. Ya biliyorsun kaç defa söyledim. Para harcamadan... Tamam, para kazanmak için para harcamak lazım. Hep aynı geyik, anladık. Bu arada kasadan ben dün 500 lira para aldım. Eve lazım oldu, haberin olsun. Canın sağ olsun kardeşim. Benim bir şeye ihtiyacım yok ya, sağ ol. Al, 500. Bu ne? Otoparka bahşiş mi veriyorsun? Sal biraz ya, sal şunu. İrfan ya, bir sakin ol. Yerde bile bulursan sayacaksın demiş atalarımız. Oğlum bu kadar nakiti bankaya sokmak zor. İyi, banka ekstresinde kredi kartında görünmesini istemediğimiz şeyler harcarız. Ha, evet. Süleyman'ın borcunu kapatır bir miktarı. Egemen Bey, İrfan Bey. Süleyman Bey'in sekreteri aradı. Akşama sizi yemeğe bekliyorlarmış. Eşinizle. Teşekkür ederiz. Kendilerine haber vereceğiz. Haber beklemiyorlarmış. Gelsinler dediler. O Süleyman niye huylandı ki acaba yine? Oğlum dün gece İlay'ı benim kucağımda görünce beti benzi atladım. Sonra hastanede falan teşekkür etti ama yani işimiz var diyelim gitmeyelim. Adam davet etmemiş, emir vermiş İrfan. Seve seve gideceğiz. ...9998, 9999 ben akşam helikopterle gelirim. Yo ben rahat ol biraz ya ama bir gül. Süleyman, nereden çıktı bu yemek şimdi? Ben anlamıyorum ki. Bir teşekkür etmek lazım. E sen de iyiyim, bir şeyim yok dedi. Hadi uzatma da gidelim. Yani bu saatte mi söylenir? Ben anlamıyorum. Şu saçımın başımın haline bak. Tatlım sen, her halin, her şeyin ne güzelsin. Hadi uyanma da geç kalmayalım. Egemen bir saniye. Eda, içeride ortam zaten gergin olacak. Bir de sen geldin, olur mu? Ne zannediyorsun İrfan? Kadının saçını başını yolacağımı falan mı düşünüyorsun? Ya. Gerçi hak ediyor ama. Bak ben bu insanlarla iş yapıyorum. Lütfen kendine hakim ol. Lütfen. Tamam, merak etme. Sen bana küs müsün? Hayır anacığım. Biz kendi alıp elimizde okumak istiyoruz. Hiçbire bağrına taş bas. Üzülme. Göreceksin, başaracağız. Başaracağız anacığım. Sadece bir şeyler alacağız. Yavrularım benim. Yazık değil mi çocuğa? Zaten hasta. Ha bir şey olsa vicdanın kaldıracak mı? Saffet, Deniz senin elinde doğdu. Kendi evladın olsa bu kadar seversin. Ondan kaldıramıyorum ya zaten. Ben bugün Leyla gibi gezdim. 4 dompresi kolumun üstüne indiriyordum. Benim kafam gitti, kafam. Anlıyor musun? Kafam gitti benim. Keşke, keşke hiç duymasaydın. Keşke dilimiz kopsaydı da konuşamasaydık. Yok Funda. Olmuyor, tamam mı? Olmuyor. Ben kaldıramıyorum, tamam mı? Olmaz ya, olmaz, olamaz. Saffet. Saffet, ne olur. Ne olur Saffet. Ne olur Saffet.
Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Bakar mısınız? Buyurun. Arkadaşımız ilgilenin. Ah, merci. Bizim bir rezervasyonumuz vardı. Kimin adına yapıldığını bilmiyorum. Ahmet Bey, nasılsınız? Egemen Kıvılcım olabilir mi? Süleyman Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oo, Süleyman Bey, hoş geldiniz. Buyurun efendim. Ercan'cığım, hoş bulduk. Masa hazır değil mi? Hazır efendim, buyurun. Arkadaşlar bizimle. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Teşekkür ederim. İşler nasıl gidiyor bakalım? İyi. Süper. Bugün ofise insan yağdı. Başımızı kaldıramadık. Ay sonu hedefini tutturacağız gibi görünüyor. Çok iyi. Bu daha PR yapmamış halim Süleyman, düşün. Word of mouth tamamen. Eda Hanım. Yemeğinizi beğendiniz mi? Evet, çok güzel. Tam kıvamında pişmiş. Daha önce dana yanak yemiş miydiniz? Çok lezzetli değil mi? Yok, hiç daha önce yememiştim. Ama ben bir şey iyi mi kötü mü ilk görüşte anlarım. Afiyet olsun. Size de. Süleyman Bey, sizin de şans paranız varmış. İlay söyledi. Bu da benimki. Abdülaziz altını. Nereden çıktı bu? Ya zenginlikle ilgili şöyle derler. Hani Süleyman Bey, siz daha iyi bilirsiniz ama... o ilk 1 milyonu kazanmak önemliymiş. Gerisi gelirmiş. Ben de o yüzden bugün antikacı bir arkadaşım var. Ona uğradım, bu altını aldım. Altın altını, para da parayı çeksin diye. Beğendim. Şimdilik sende kalsın. Dün gece bu saatlerde hastanedeydik. Sen olmasan İlay oradan nasıl kurtuldu Allah bilir. Sağ olasın. Sana can borcum var. Estağfurullah, ne demek? Her şerde bir hayır vardır. Senin de hayrını burada görecektik demek. Onca şeyden sonra aynı sofrada oturmak da varmış. Onca şey derken? Karını anlatmadın mı İrfan? Muhabbetimiz çekişmeyle başladı da. Egemen, İrfan'ı getirdiğinde çocukluk arkadaşım demiştin. Bak, bunca zaman sormak aklıma gelmedi. İlay'la nereden tanışıyorsunuz? İşte. Konser. Senin için işte tabii, benim için konser. Biz ortaklarımla daha şirketi yeni kurmuştuk. Büyük bir organizasyon geldi başımıza. Bir şirketin 40. yıl kutlaması mı ne? Tarkan falan çıkacak sahneye. O kadar büyük bir şey. Ben de promosyon malzemeleri satıyorum o ara. O akşam da ürünleri götürmeye gittim. İlay'ı bütün elemanları terk etmiş, tek başına koşturuyor. Yardım ettim o gece. Ondan sonra da beni hiç bırakmadı. Kıymetlidir arkadaşları. Hayırlıdır yani. Öyle. Allah arkadaşın da, eşin de, evladın da hayırlısını versin. Öyle. Amin. Buyurun. Sağlığınıza.
Oğlum, sen neredesin? İşim var anne, ne oldu? Baban nerede? Nereden bileyim nerede anne? Gelmedi mi bugün şirkete? Yok, karşılaşmadım. Yemeğe mi ne gidecekmiş, sekreteri söyledi. Ya oğlum, biz seninle ne konuşmuştuk? Ha? Ne konuşmuştuk? Hani burunlarının dibinden ayrılmayacaktın, niye gitmedin peşlerinden? Kapatıyorum anne, işim var. Buyurun. İyi akşamlar. Ayşe Hanım evde mi? Ayşe diye biri yok burada. Adres burası değil mi? Burası ama öyle biri yok. Kime baktın birader? Ayşe Karaali. Adres olarak burayı vermiş. Ha, onlar bizden önceki kiracı. Yeni taşındık biz. Onun adı Yelda değil miydi? Yok. Onun haberi yok. Ayşeler taşındı. Nereye taşındılar biliyor musunuz? Yok, nereden bileyim? Eyvallah. Ya polis beni bulursa? Soruşturma başlatmışlar Kudret Hanım. Sen benim dediğim gibi o sim kartı attın mı? Attım. Tamam o zaman. Korkacak bir şey yok. Bir şey olsa kokusu çıkardı çoktan. Demek ki polis bir şey bulamadı. Bu mevzu da kapanır yakında. Polis kapasa da Süleyman Bey kapatır mı? Ya izimizi bulursa? Süleyman bulsaydı şimdiye çoktan kıyamet kopmuştu. Vallahi çok rahatladım Kudret Hanım. Yok, öyle rahatlamayacağız yani. Ortalık şöyle bir sakinleşsin, biz gündemimize geri döneriz. Başladığın işi yarım bırakmayacaksın. Değil mi? Yani senin anlayacağın Süleyman, Egemen hep böyle bir insandı. Ne zaman ne yapacağı hiç belli olmadı. Değil mi Ege? Hiç. Hayat. Teşekkür ederim. Onca şey yaşamışsınız beraber. İrfan'la tanışmamanız ilginç. Hiç mi denk gelmediniz ya? Ben uzun süre İstanbul'da yaşamadım Süleyman Bey. O yüzden Egemen'in bu renkli sosyal hayatı falan hiç bilmiyorum. O zaman buyurun. Afiyet olsun. Sağlığınıza. Eda Hanım. Sıkıldınız galiba. Saatinize bakıp duruyorsunuz da. Yo, hayır. Ablama emanet ettim oğlanı. Aklım orada. Uyumuş mudur diye bakıyorum. Analık başka tabii. Dünyadaki en kutsal şey. Evet ama babalık da çok kutsal. İrfan çok iyi bir baba oldu. Ama asıl önemlisi ne biliyor musunuz? Bir çocuğu sevgi dolu bir ailede büyütebilmek. Öyle tabii. Egemen, gördün mü? Masadaki herkes kutsal. Biz senle ben düz, dümdüz insan. Bence bu boş hayatlara mana bulma çabası. Yani bir sürü kutsal yavru kaza kurşunu zaten. Hani sizinki de öyle değil mi? Yapma lan. Ya olduktan sonra ayrı. Egemen. Bence sen evlenme, çocuk da yapma. Çünkü ne sevilmeyi ne de sevmeyi biliyorsun. Eda Hanım, siz İrfan'la nereden tanışıyorsunuz? İlayla Egemen gibi işten mi? Yok, ben anaokulu öğretmenliği yapıyordum. Deniz dünyaya gelince çalışmayı bıraktım. Biz komşuyduk Eda'yla. Evet, İrfan'ın rahmetli annesi beni oğlum olası çok severdi. Sonra İrfan Amerika'ya gitti, döndü. Bir takım tatsız şeyler yaşandı ama... Sonunda kavuştuk onunla. İrfan'la birbirinizin ilk aşkısınız yani.
Bence ilk aşk değil önemli olan son aşk. İnsan 25'inde başka, 35'inde başka biri oluyor. O an için verdiğin bütün kararlar doğru gibi geliyor ama sonradan değişiyorsun işte. Doğru söze ne hacet? İnsan 45'inde bile değişiyor Süleyman. Boşanmaların çoğu bu yaşta olmuyor mu? Sen de sabret. Yani sizi tenzih ederek söylüyorum. Sizin alakası yok ama öyle. İrfan, ben bildim bileli aynı adam, hiç değişmedi. Bu saatten sonra da değişeceğini hiç zannetmiyorum. Siz bence yeteri kadar tanımamışsınız İrfan'ı. Ne demek o? Ben lafı ortaya söyledim. Siz neden üstünüze alınıyorsunuz ki, ben anlamadım. Ben Deniz uyumadan onu arayayım. Kusura bakmayın, bakmam lazım. Bence karnı hakim ol, buradan çıkamayacağız. Söyle Yalçın. Telefon kayıtlarını buldurdum. Numaraları da soruşturdum. Patlamadan önce sizinle konuşmuş en son. Ondan önce de İrfan aramış zaten. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ya ne yapsaydım İrfan? Kadın laf sokup sokup duruyor. Bu adam kim sen biliyor musun? Bu adam bizim borç alıp dolandırdığımız adam. Bizim evimizi basan, benim canıma kasteden, mafyanın önüne gideni. Eğer İlayla benim geçmişimi öğrenirse beni öldürürsen bunu mu istiyorsun? Akşam 6 gibi biriyle konuşmuş. Kimmiş o? İşte o yüzden uzadı zaten. Biri aramış ama numara kullanılmıyor. Hmm. İrfan aramamış yani. En azından yalan söylemediğini anladık. Süleyman Bey, mevzumuz daha büyük. Bu arayan numaranın ad sahibine baktırdım. 2 sene önce ölmüş bir adamın üzerine kayıtlıymış. Yani korktuğumuz başımıza geldi. Biri İlay Hanım'ın ofisini patlatmış. Ne? Bırak İlay Allah aşkına ya. Masada 2 tane adam var, evli. İkisi de karısını sevmiyor. Ondan sonra sevgi, aşk, ay, ya aman. Tamam, yapma. Eda fabrika ayarlarına geri dönmüş. Hmm. Vatan millete hayırlı olsun. Buyurun efendim. Arayan bir ahbabımdı. Bu akşam yemek vardı. Bitmiş ama hala oturuyorlarmış. Sizleri tanıştırmak istiyorum onlarla. Hepsi potansiyel yatırımcı. Biraz çevre yaparsınız. Tamam. Hanımlar, siz de araçlarla eve gidebilirsiniz değil mi? Araç istedim çünkü. Tabii ki. Hesabı gönder. Hoş geldiniz Süleyman Bey. Hoş bulduk. Bir yerde tost mos bir şey yeseydik ya. Ben stresten hiçbir şey yiyemedim. Çok açım. Burada tost mos yoktu. Varsa varsa French tostlardır. Neresi oğlum burası? Nereye getirdi bu adam bizi? Burası özel üyeleri var. Aidatlı. Antin kontin bir yer. Ama güzeldir. Fena değil. Takılmalık yani. Bana bak. Bu adam kesin bizden şüpheleniyor. Sepet gibi yanına gezdiriyor oğlum. Açık vermedim. Üst sürece sorun yok. Sakin. Geldik. Aç çocuklar hadi. Düzgün mü saçlar? Tamam, düzgün. Yalnız mı döndün eve? İşte ödümü kopardın ya. Ne işin var bu saatte dışarıda enişte? Evdar geldi. Aslında ben sizi bekliyordum. Daha doğrusu İrfan'ı. Hayırdır, bir sorun mu var? Bunu nasıl yaptın Eda? Bunu bize nasıl yaptın? Ama en çok da İrfan'a nasıl yaptın? Ya
İyi akşamlar beyler. İyi akşamlar. Hadi. Merhabalar. İyi akşamlar. Nasılsınız hanımefendi? Merhaba İrfan. Merhabalar. Egemen ben. Merhaba Güzel. Arkadaşları sizinle tanıştırmaya getirdim. Maden işindeler. Öyle mi? Siz şöyle oturun, ben geliyorum. Hadi afiyet olsun. Erken İrfan de. Saygın. Cüneyt. Merhaba. Merhaba. Maden derken ne madeni? Kıymetli metal. Güzel. Konuşuruz bir ara isterseniz. Abi işte hepsini arayacağım. Tamam. İrfan bak keyfine geliyorum ben. Tamam. Teşekkür ederim. Masanızı kullanabilir miyim? Tabii buyurun. Kullandım. Aşırı karlı. Amerika'daki yeni teknolojiye yatırım yapan bir hedge fon. Ya bir yıllık karına inanamaz. Bu son iki ayda ne olduysa oldu. Hem turizmci arkadaşlar vardı ya. Ama Antalya'da oteller olan mı? Onlar da yatırım yaptılar aynı işe. Para gelmeyince onlara da mahcup oldum. Egemen ben. Gizem, memnun oldum. Ben de. Arkadaşlar, Berkay'la tartışırken saatlerin orijinalliğiyle sahteleri arasındaki farkları konuşuyorduk. Bunları siz ayırt edebilir misiniz? Hadi gelin bir deneyelim. Gördüğünüz gibi iki tane saatimiz var. $2000 verdim ama orijinaliyle aynı. Ya Cüneyt, bu geçen sene İsviçre'den aldığımız saatin orijinali aynısı ya. Bende var ya bu. O saat mi bu? Tabii canım, ben nerede görsem tanırım ya. Aynen. Sahte bu. Tamam. Sahtesi bu diyorsunuz. Yok, pekala. Yok, sahte öbürü. Pardon, müsaadenizle bir ben bakabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Anlar mısınız? Sahte ile gerçeği ayırt ederim. Bu sahte olan. Peki. Bu da orijinal. Buyurun. Ege, görsem şu altın vardı ya sende, atsana. Beyler, Abdülaziz altını. Buyurun, bu sahtesi buraya koyuyorum. Aksini iddia eden varsa buyursun. Devam, devam. Bravo. Eğlenceli olmaya başladı. Lütfen. Biz de katılalım. Evet, evet, evet. Alkışlıyor Cüneyt Bey'i. Biri aramış. Kimdir nedir öğrenemedik. İlay'ı ofise çağırmış, sonra da patlama olmuş. Yapma ya. Peki kimden şüpheleniyorsun? Ben de sana soruyorum işte. Sizinkiler olabilir mi? Aranızdan yalnızca bir kişi bildi o halde. İrfan Bey, tebrik ediyorum. Bravo. 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 Bravo İrfan. Ege. İddiayı kazan. Arkadaşın da senin gibi mi? Benim çocukluk arkadaşım ama karakterlerimiz tamamen zıt. O çapkınlık peşinde, gece takılmalar falan. Ben biraz daha aileye inanıyorum, sevmeye, sevilmeye. Ya. Hatta bütün dertlerimi hallettim ama... Doğru insan olmayınca ne beraber olunabiliyor, ne beraber uyunabiliyor. Buyurun, size güle güle harcayın güzel günlerde. Size de doğru insan aramaktan vazgeçme o zaman. Tavsiyelerinizi dikkate alacağım hanımefendi. Tamamdır beyefendi. Ya bu replikayla orijinali nasıl ayırt ettiniz? Cüneyt Bey, aslına bakarsanız ben ayırt etmedim. Sadece biraz dikkatliydim, o kadar. Beyefendi saatleri çantadan çıkartırken baktım, bir tanesini kutudan çıkarttı, bir tanesini öylesine atmış içeriye. Ben de direkt saati o noktadan sonra göz hapsine aldım. Bütün hikaye bu. Bu kadar basitti yani. Bu kadar basit. Biz de İrfan Bey'i saatten anlıyor diye iddiaya giriyoruz. Hay Allah. Ben saatten anlamam ama finanstan anlarım. Öyle mi? Öyle. Eğer yanlış anlamazsanız size bir şey söylemem lazım Cüneyt Bey. Estağfurullah, buyurun. Kusura bakmayın, ben buraya ilk geldiğimde siz arkadaşlarla konuşuyordunuz.
ben sizin konuşmanıza kulak misafiri oldum. Bir fondan bahsettiniz, bir sıkıntınız varmış. Bana tam olarak anlatır mısınız ne olduğunu? Sevkiyatla ilgili gözümü korkutmaya çalışıyorlarsa bu hiç iyi olmaz. Anladın mı? Sen de bir soruştur, araştır bakalım. Yani yanlış anlamayın. Ben sizin yerinizde olsam yarın sabah direkt paramı çekerim. Hiç son hikayenin karını falan beklemeyin. O sevdiğiniz arkadaşlarınız vardı ya, söylediniz. Onlara da söyleyin, onlar da çeksin. Bir daha da %100 güvenmediğiniz kimseye para yatırmayın. Ya İrfan Bey, bu zamanda kime güveneceksiniz Allah aşkına? Ah be kızım. Ah be. Neden sakladın bizden ha? O zaman gelip yardım isteseydin. Vallahi gider o şerefsizin yakasına yapışırdım. Alacaksın lan bu kızı derdim. Hekemin ortada yoktu ki. Babasının korkusuna kaçtı gitti. Gebeğim bile diyemedim. Sonra da İrfan geldi işte. O da İlay'dan ayrılmıştı. Kırık döküktü. Her şey bir anda oldu. Şimdi nasıl olacak? İrfan gitmiş bir de ortak olmuş. Ya hepiniz yüz yüze bakıyorsunuz. Bu sır saklanmaz kızım. Git söyle kocana kurtul. Yoksa bu günahın vebalini hepimiz öderiz. İşte ben nasıl söylerim İrfan'a, ona bunu nasıl yaparım? Ya İrfan aklını yitirir enişte. Ya bizi bırakırsa, ya giderse o zaman oğluma ne olur ha? İrfan asla oğlunu bırakmaz. Ya enişte bak sen de söylüyorsun. Deniz İrfan'ın oğlu. O büyüttü, o baktı, sabahlara kadar başında o bekledi. İşte kurbanın olayım, öyle kalsın. Yok kızım, ben bu sırrı saklayamam. Allah'tan korkarım. İrfan geldi. Enişte, 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 enişte yalvarırım. Yalvarırım, söyleme enişte. Konuş kocamla, yoksa ben konuşurum. Enişte her şeyi iste, bunu isteme benden enişte, yalvarırım. Allah'ın hikmeti. Ama egemenli olmaz. Ne yap et, bir yolunu bul. Al kocanı gidin buradan. O adamdan da uzak dur. Hekim yok, bilmiyorum. Geç şuraya otur. Galiba patronlar operasyon yapmış dün gece. Gerçekten bilmiyorum. Bir bu kadar da arayan var. Hepsini not alman lazım, tamam mı? Tamam da beni bunları bırakıp gitmeyeceksin değil mi? Sen nereye gidiyorsun? Bir dakikalık bir işim var ya. Gidip geleceğim hemen. Merak etme. Sana bir şey söyleyeceğim. Bak arayan herkesin adını soyadını yaz. Telefon numaralarını al, tamam mı? Hadi sana güveniyorum. Hadi çocuğum. Ayşe saçmalama Ayşe. Dur. Pardon. Alo. Babil Madencilik. Pardon. Saniye. Sayfadaki maddeleri konuşmuştuk zaten. Hemfikiriz. Buyurun, bir paraf alayım oraya.
Evet, hayırlısı olsun. Tuncay Bey ne kadar yatırdı? Ne kadar yatırdıklarını net olarak söyleyemiyoruz Cüneyt Bey ama hayli yüksek. Yani siz kusura bakmayın. Hiç merak etmeyin. Önümüzdeki ay daha çok yatıracağım. Tamam. Hayırlı olsun. Ege. Ben de imzalayacağım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben de bir imza atayım. Pardon, benim şuna bir bakmam lazım. Buyurun lütfen, keyfinize bakın. Egemen, ne yapıyorsun sen burada? İmza atıyorum. Hayır oğlum, bunu diyorum. Çok iyi değil mi? Çil çil. 2,5 milyonluk hem de oğlum. Oğlum biz milletten canımız pahasına para koparmaya çalışıyoruz. Sen burada arabama mı bakıyorsun? Egemen, inanamıyorum sana ya. Ya profesör, ben senin gibi havalı okullar bitirmedim. Öyle şahane title'larım da olmadı. Belki de bu araba benim etiketim olsun istiyorum. Ya bak, hayatta hiçbir hayalini gerçekleştirememiş, çuvallamış bir adam olmamak için belki bu arabanın sahibi olmak istiyorum. Aklın alıyor mu? Anlatabiliyor muyum İrfan? Bak, çok sıkıyorsun kendini. Her şey çok güzel olacak. Düzlüğe çıkacağız buradan. Deniz iyileşecek. Her şey çok güzel olacak İrfan. Söz veriyorum sana. Ben de adam olacağım. İlk defa. Bak bakayım, ben de adam olur mu? Aniden bak. Ya biraz rahat ol. Söz veriyorum. Her şey çok güzel olacak. Söz. Ya siz iyi olun. Saffet de unutur. Hayırlısı. Deniz bir ameliyat olsun. Bak her şey geçer. Siz ne zaman gideceksiniz kontrole? Yarın gidiyorum da. Hiç umudum yok. Tutmadıysa da bir daha aşıya verecek paralı yok sabrımda. Ne oldu? Oğlum hayır. Hayır, onun içinde şeker var. Bebeğim diyemezsin. Tabletim olabilir miyim artık? Babaya söylemek yok ama tamam mı? Bizim Umut'tan başka neyimiz var ki şu dünyada abla? Çocuk dediğin Umut işte. Şu hayatı katlanma sebebi. Tüm restoranda aklım şaştı abla. Menüye bir baktım, bir salata 57 lira. Herkes şıkır şıkır yiyor, içiyor. Biz de burada patatesin, domatesin hesabını yapıp hayıflanalım işte. Bizim bu hayatlarımıza anca evlat sevgisiyle katlanılır. Deniz? Deniz? Deniz! 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 Deniz. Oğlum kendine gel. Kalk. Kendine gel. Kalk. Kalk. Kendine gel bebeğim. Deniz! Deniz bak bana. Ne oldu, bir tanem başım mı döndü? Başım dönmedi. Köpek bana binmiş gibi oldum. Böyle fır fır döndü. Eda, hastaneye. Tamam. İstemiyorum anne, ben istemiyorum. Oğlum gitmemiz gerek. Anne, istemiyorum. Tamam. Tamam, tamam, sakin ol bebeğim, gitmiyoruz tamam mı? Ama babana haber vereceğiz. Babama haber vermeyin. O çok üzülür ve çok korkar. Hem başımın dönmesi de geçti. Gel buraya bebeğim. Ay tamam. Şerefsizin biri takıldı peşime işte. Ben önce babama söylemek istemedim üzülmesin diye. Hasta, gerek yok. Sonra polise gittik. En son evi taşıdık. Telefon numaramı falan değiştirdi. Neyse ki bizim taşındığımız eve tanıdığımız insanlar taşındı da. Oradan sizin aradığınızı öğrendim ben de. Sağ olun. Zaman da ayırdınız. Hay Allah ya. Sosyal medya hesapları ondan kapalı yani. Benim de aklımdan neler geçti. Baştan söyleseydin ya, yardımcı olurduk. Yok. Şimdi zaten bir sürü işiniz gücünüz var. Onu uğraştırmak istemedim sizi. İşten ayrılırken teşekkür de dememiştim. Dur, ona geleceğim. Sen yeni bir işe mi başladın? İlayan'ın çağırınca hemen gittim. Söyleyecektim size. Hemen atlamışsın bakıyorum. Yapacak başka bir şeyim yok ki. Babam çalışmıyor, bir tek ben çalışıyorum. Herkes benim elime bakıyor. Tabii sizin şirkette olsam 100 kere tercih ederdim de. Tatsız oldu, evet. Babam öyledir, kestirip atar. Bir yolu yok mudur?
Yani bir konuşsanız belki. Bakarız ama acele etmeyelim. Hesap. Verecek. Her gece uykusunda nefesini dinliyorum biliyor musun? Bak kurusun. Süleyman Bey'e mi yalvarsan? Ha? Belki adam acır. Merhamet eder. Emin ol acırayım. Ya bir dene sen. Adam kavruk kadar zenginse bir ameliyat parası mı koyacak? Ya bilmiyorsun abla mevzular öyle senin. Düşündüğün gibi değil İrfan. Ya İrfan'la sen bir misin? Anasın ya sen. Ana. Elin kolun bağlı daha ne kadar kalacaksın? Hem bu adam da birinin evladı birinin babası değil mi? Baktım saat 3. Adam hala konuşuyor. Millet de dinliyor. Ağzı iyi laf yapıyor ha. Öyle konuşmaya gelince lafta herkes ikna oluyor da iş para yatırmaya gelince değişiyor işte. Kim arıyor? Bilmem. Yeni telefonumda sadece senin telefonun kayıtlı ama. Neyse Neyse. Bak şuraya yazıyorum. O adamlar gelir daha fazlasını da getirir. Doğru adama yatırım yapmışsın dedi bir tanesi. İyi. Da seni dolandırdıklarını da unutmadık. Tamam İrfan Bey'in kafası ticarete basıyor ama benim gözüm üzerlerinde sen merak etme. Efendim kızım. Süleyman Bey, Sedat komiser geldi. Toplantı odasına al. Geliyorum ben. Sultanım. Sen kahveni iç. 5 dakikaya geliyorum ben, tamam? Eda ben. Biraz konuşabilir miyiz? Buyurun amirim. Kızım, çay getir. Latte. Kusura bakmayın rahatsız ediyoruz Süleyman Bey ama birkaç şey konuşacaktım. Buyurun, mesele ne? İlay Hanım'ı arayan şu Seyhan'ın numarasını araştırdık. Numara çakma. Seyhan diye biri yok yani. Kaza olmayabilir mi diye düşünüyoruz. Kim niye böyle bir şey yapsın ki? İşte biz de bu sorunun peşindeyiz. Bir düşmanınız ya da şüphelendiğiniz biri var mı? O ne demek? Benimle ne alakası var? İlay Hanım değil belki mesele. Belki sizsiniz mesele. Sizinle derdi olan biri olabilir mi? Olsa bilirdim. Meselesi de derdi de olmazdı. İyi. Bana müsaade. Evet Eda, seni dinliyorum. Deniz.
araba ve dinozor delisi. Her türlü dinozorun adını ezbere biliyor. Kitap okumayı çok seviyor, okurken kendini kaybediyor. Bütün güzel özelliklerini İrfan'dan almış. Allah bağışlasın. Amin. Analı babalı büyütsün. Ben senin ne demek istediğini anlıyorum. Ama muhatabım ben değilim. İrfan'ın karşısına ben çıkmadım Eda. Ben senelerce onu aramadım, sormadım. O benim karşıma çıktı. İrfan senin karşını isteyerek çıkmadı. Pardon. İkiniz de bu hayattan farklı farklı şeyler istemişsiniz. O bir evlat, aile, yuva istedi. Sen zaten istediğin her şeye kavuşmuşsun. Her şeyin var. Peki. Evladımız var, kocamdan uzak dur diyorsun. Ben bunu anlıyorum. Ama bunu sadece bana değil, İrfan'a da söylemen lazım. Ve bu saçma sapan hareketlerine devam edersen hepimizin başını büyük belaya sokacaksın. Haberin olsun Eda. İlay. Ben konuşmam. İlay dur. Dur. Bana yardım et. Deniz'in ameliyat parası, onu bulmamız lazım. Bana o parayı ver. Ben buna tek başıma karar veririm. Süleyman Bey'le konuş. Oğlum iyileşsin, ondan sonra istediğin her şeyi yap. İrfan da kimine gitmek isterse onunla gitsin. Cüneyt Bey, çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hayırlı olsun Cüneyt Bey. Size de hayırlı olsun İrfan Bey. Sağ olun. Görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Hadi. İyi günler. Şahane bir adam ya. Canım benim ya. O kadar parayı tak diye masanın üstüne koydu. Daha da koyacağım diyor ya. Ya ben bunu yerim ya. Adamın dudaklarına yapışacaksın sen. Ben onu öperim. Profesör, öperim onu ben. Yemek yedik sadece. Bana onca lafı edinceye kadar dur da bir kendine bak, bir zahmet. Size bir şey sorabilir miyim? Sizin benimle derdiniz nedir acaba? Benim sizinle ne derdim olabilir? Aynen onu soruyorum. Açık açık söyleyin, neyse ne. Laf sokup durmayın. Bu sizin yemeğe çıktığınız adamın tek vasfı zengin bir herifin oğlu olmak. Şimdi sen kendine böyle bir adamla yemeğe çıkmayı yakıştırıyorsan benim sana söyleyecek tek bir kelime lafım yok. Yakıştırıyorsam ne olacak? Ne olacak? Sükut hayal. Ben seni iş başvurusu için geldiğinde Süleyman'ın ofisinde görünce çok mutlu olmuştum. Dedim ne güzel, genç, dürüst, işine dört elle sarılmaya hazır. Ama meğer öyle değilmiş. Sen de onlar gibiymişsin. Kimler gibi? Bak ne diyeceğim. Bu Hakan'la iyice yakınlaşmadan önce nasıl bir insan olduğunu öğren. Başka da bir şey demeyeceğim. İrfan Bey, bakın. Hakan'la ilgili bir şey biliyorsanız
Lütfen bana söyleyin. Kolay gelsin. Ayşe Hanım. Kolay gelsin. Bu kızda başka bir elektrik var İrfan. Varsa var. Buyurun lütfen. Ver. Biz hesabımızı yapalım. Nerede de bulsan sayacaksın. 9999. Doğru. Gerçekten bu kızda bir şey var. Ama ya ben salağım? Nasıl bir insan olduğunu anlayamıyorum. Ya da göründüğü gibi değil bu kız. Komiser Sedat Bey gelmişler. Sizi görmek istiyorlar. Bir saniye beklesin. Kolay gelsin. Egemen Kıvılcım, İrfan Bey. Hoş geldiniz, buyurun. Ayşe Hanım, çıkabilirsiniz. Hayırlı olsun, yeni açmışsınız galiba. Evet, öyle sayılır. Siz hangi şubelendiniz? İlay Hanım'la ortaksınız değil mi? İlay Hanım bizim yatırımcımız. Size nasıl yardımcı olabiliriz komiser bey? Ya bu maden yatırımları çok popüler oldu bu aralar değil mi? Evet. Yükseliş trendinde. Ama altına yatırım her zaman kârlıdır. Süleyman Bey yüzde kaç ortağınız? Süleyman Bey bizim ortağımız değil. Ha, siz İlay Hanım bizim ortağımız olduğu için öyle sandınız. Sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Ya İlay Hanım'ın ofisi patladığında oradaymışsınız. Evet, oradaydım. Hatta hastanede ifade de verdim. Ne oldu? Bir şey çıkartabildiniz mi oradan? Çıkmadı bir şey. O yüzden geldim ben de. Yani yatırımcılarınızla ters düştüğünüz bir durum falan oldu mu hiç? Yok, fine. Gayet iyiyiz. Hayır? Yok hiç. Başka bir konuda yardımcı olabilir miyiz size? Yok. Yok. Yani irtibatta oluruz zaten. Bir şey çıkarsa uğrarım ben yine. Peki. Tabii. İyi günler. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Ayağınıza sağlık. Estağfurullah. Rica ederiz. Her zaman bekleriz. Hoşçakalın. Abi nereden çıktı bu adam? Bu patlama nereden çıktı? Ucu bize nasıl dayandı abi bunu? Abi Süleyman bir yandan, polis bir yandan. Bak kaldıramıyorum oğlum. Ben sana söyleyeyim, biz yakında patlayacağız ha. Şişt İrfan, sakin ol. Bir iki hafta dişini sık, sonra zaten vın türüzüm gideceğiz. Bak, Allah'tan ilah yoktu. Yoksa akşama kadar sürerdi sorgu. Söylemedin. Bak hastaneye götürelim. Ne işe yarayacak? Ne işe yarayacak? Herkes çevirip eve yollayacak. İrfan. İrfan ben artık dayanamıyorum. Kaç günü kaldı, uykusunda atak geçirecek mi?
Ben delireceğim. Ben aklımı kaybediyorum. İrfan, aklımı kaybediyorum. İrfan, ben o adamları gördüm. Gördüm. Süleyman Bey'i gördüm. Benim evladımın ameliyat parası onun için hiçbir şey değil ki dizde. Ya taştan değil ya, elbet anlar. Anlamazsa da yalvar. Yalvar İrfan, yalvar. Eda. Benim o adama borcum var. Ne? Çok borcum var. 20 milyon kadar. Gerçekten ben para bulmaya çalışırken iyice battım. Çok uğraştım gerçekten. Her taraftan sıkışmış durumdayım ama her yolu deniyorum. Yeter. Yeter, bana bunları anlatma. Yok yol deniyormuş, yok deniyormuş. Sonuç. Sonuç ne? Sonuç. 20 milyon borç. Bana oğlumu kurtaracağım dedin. Tutamayacağın sözler verdin. Onu bulmamız lazım. Bana parayı ver. Ben buna tek başıma karar veririm. Süleyman Bey'le konuş. Oğlum iyileşsin, ondan sonra istediğin her şeyi yap. Ulaşamadım sana. Toplantıda mıydın? Yok, başka bir işim vardı. Ne işiymiş bu, benden daha önemli olan? Süleyman. Ben bugün çok kötü oldum. Elim ayağım boşaldı. Ne yapacağımı bilemedim. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Çok kötü oldum. Mesele ne hayat? İrfan'ın karısı. Eda. Bugün beni aradı. Buluşalım dedi. Süleyman, bunların 7 yaşında bir çocuğu varmış. Beyninde tümör. Ameliyat olmazsa ölecekmiş çocuk. Kadıncağız neredeyse benim elime ayağıma kapanacaktı. Yani düşünsene, ya bizim çocuğumuz olsaydı. Çocuk sahibi olmak istemiyordun hani. Ben sana sadece karından boşan diye baskı yapmıyorum. Senin 4 tane çocuğun var zaten. Ama senden olursa aşk çocuğu olur. Ben başka bir şeyden bahsediyorum şu an. Kendimi Eda'nın yerine koydum ben. Yani çocuğun ameliyatı sadece yurt dışında yapılabiliyormuş. Yani belli ki İrfan olanları anlatmış, ona rağmen onurunu, gururunu, her şeyi bir kenara bırakmış. Annelik işte bir umut gelmiş. 2 büklüm oldu kadın karşımda. Yok mu yapacak bir şey yani? Ödemesini, ödeme planını gevşetsen, bir şey yapsan. Daha ne yapacağız? Bana olan borcunu kapatsın, sonra nereye isterse gitsin. Ya adam nereye kaçacak? Bir söyler misin bana? Şirket kurdu, para basıyor. Kaçacak mı yani? Benim paramla aldı. Şirketi de, madenleri de. Sahtekarı bir de ödüllendirecek miyim? İlahi, sen bu tarz adamları tanımazsın. Duygu sömürür. Her numarayı çekerler. Lütfen. Bak, rica ediyorum. Hemen olmaz deme Süleyman. Ya benim de mi hatırım yok? Lütfen. Lütfen. Hadi kalk. Çok geç oldu oğlum. Hadi kalk. Hadi bakayım.
Kahvaltı hazır. Tamam. Oğlum hadi kalk artık. Geç oldu hadi. Deniz. Uykucu. Hadi bakalım oğlum. Hadi kalk. Deniz. Hadi yavrum kalk. Hadi bir tanem. Deniz. Deniz. Şş. Deniz. Oğlum. Deniz. Oğlum. Deniz. Oğlum. Oğlum. Ne yapıyorsun? Lan ne oldu? Ne oldu? Ne oldu bebeğim? İyi misin? Babam niye öyle yaptı? Borcumuzun ikinci taksidi. Süleyman Bey. Ben sizle bir anlaşma yapabilmeyi çok isterdim. Ama karşılığında canımdan başka verebileceğim bir şey yok maalesef. Ben sizden bir iyilik istiyorum. Bana geldiğinde kimi kapıma borç için gelir, kimi iyilik için gelir demiştim. Ama sen iyilik istememiştin. Bazı şeyler değişti. Ne değişti? O zaman da çocuğun hastaydı. Para lazımdı. Şimdi de. O zaman daha fazla umudum vardı. Bir de gururluydum galiba. Yani ben umudum tükendiği, gururum bittiği yerdeyim öyle mi İrfan? Benim gibi bir adamdan iyilik istemeye utanıyorsun demek. Ben sabrederim, beklerim. Senin kibrinin yıkılacağını bildim. Bana saygı göstermek zorunda olacağın günü bekledim. O da geldi. Şimdi söyle bakalım. Nasıl bir iyilik istiyorsun? Bu borcu erteleyelim. Ben bununla oğlumu ameliyat ettireyim. Merhametime muhtaç olanı geri çevirmem. Biliyorsun. İyilik istiyor musun, istemiyor musun? Karar senin. Ben bugüne kadar bir tek babamın elini öptüm. Her şeyin bir ilki vardır. Bunu da unutmazsın artık. Thank you.
hemen hastaneye gitmem gerekiyor. Raporları oraya göndermemiz gerekiyormuş. Normalde çok uzun süremiş ama bizim işimiz acil olduğu için hemen halledecekler. Ne zaman gideceğiz peki? Her şey yolunda giderse yarın. İrfan. Bir daha dönmeyelim. Ne demek o? Bizi burada tutan ne var? Dostlarımız, arkadaşlarımız mı? En zor günümüzde sırt döndüler bize. Ya da iyi bir gelecek garantisi mi? Oğlumuzu yetiştirebileceğimiz iyi bir ortam mı? Ne var İrfan? Bizi burada tutan hiçbir şey yok. Eda, senin ailen, Fundalar var. Özlemeyecek misin? Evet, özlerim. Özlerim ama ablam da eniştem de biz nerede iyiysek orada olmamızı isterler. Benim ailem sizsiniz. Sen, Deniz. Onların bana ihtiyacı yok. Bana da siz yetersiniz. Yani bu zor bir karar Eda. Yani bir günde verilecek şey mi yani? Ne bileyim. Hani tamamen gidip hiç dönmemekten bahsediyoruz. Oğlum için her şeyi yaparım. Her şeye katlanırım demiyor muydun? Gidelim. Gidelim İrfan, kendimize yeni bir hayat kuralım. Herkesten, her şeyden uzaktı. Burada seni tutan ne var? İdeallerin mi? Hayallerin mi? Ne tutuyor İrfan? Seni burada ne tutuyor? Burada beladan başka hiçbir şey yok. Yok. Eğer kalırsak kötü şeyler olacak İrfan. Gidelim, ne olur gidelim. Oğlum. Yine geç kaldın baba. Parka gidecektik. Haklısın oğlum. Ne yapalım? Sonra gideriz. Şimdi burada beraber oynayalım. Sonra gidelim diyorsun ama hiç gelmiyorsun. Oğlum biz hiç mi gitmedik seninle parka? Saydım. Hiç kere gittik. Deniz, oğlum. Oğlum niye çarptın ağaca, niye direksiyonu çevirmedin? Ya, ha? Ha ya? Göremedim ki. Oğlum. Nasıl, iyi misin şimdi, ha? Gel buradan çıkalım biz şimdi. Kurtaralım buradan. Bas bakayım gaz. Şimdi direksiyonu ben idare edeyim. Sen de gaza frene bas. Oldu mu oğlum? Bas bakayım. Nasılsın şimdi? Kendin kullanır mısın? Al. Aferin. İn alayı söylesene. Efendim? İn alayı. Hatırlamıyorum ki nasıldı. Sen söyle bakayım. Deniz üstü köpürür heyecanım. Rinnanay, rinnara ninnanay. Benim de şu cihana gelişim, hey canım, rinnanay, rinnara rinnanay. Bir güzelden ötürü, hey canım, hey.
Oğlum senden bir şey isteyeceğim. Ama bana söz vereceksin. Tamam? Şu gökyüzüne güzelce bir bak. Bu ağaçlara bak. Bu çimenlere bak. Bu havanın kokusunu iyice içine çek. Bu havanın kokusunu, suyun tadını sakın unutma. Tamam mı oğlum? Hani kuşlar evlerini hiç unutmuyorlar ya. Böyle göçüyorlar, gidiyorlar. Bütün kıtaları gezip sonra tekrar yuvalarına geliyorlar. Sen de günün birinde memleketine geri dönmek istediğinde yolunu bil. Bu güzel toprak senin yuvan, sakın unutma. Evini sakın kalbinden çıkar. Tamam mı yani? Sen de abi oluyorsun, abi, abi. Geç sırtıma hadi. Aslan baba geldi, aslan baba. Oo. Oy, aslanım benim, aslanım, aslanım. Ben baba oluyorum, sen abi oluyorsun ve anne geliyor. Anne geliyor, ver annem bunu bana. Oh. Kurban olurum be, ikinize de kurban olurum be. Oy, aslanım benim, aslanım. Aslanım benim, aslanım. Oh. Bacanak gel. Yemek hazır, hadi. Allah hepinize sağlıklı uzun ömür versin inşallah. Sağ ol Bacanak, Allah razı olsun. Benim bu hayatta olduğum en güzel şey babalık, biliyor musun? İnşallah senin kadar iyi bir baba olurum. Deniz'in beşiğini iyi ki atmamışsın. Arabası da duruyor değil mi? Eda, ne oldu kız? Ablam. Biz gidiyoruz, bir daha dönmeyeceğiz. İnşallah hep böyle güzel sofralarımız olur be. Ben yine organik yemeyeceğim. Sizin yemekleriniz hangisi olmaz mı? Canın ne istiyorsa ondan ye bu akşam oğlum. Hangisinden istiyorsun paşam? Bundan mı vereyim, bundan mı vereyim, bundan mı vereyim? Bundan. Tamam. O zaman bundan bir tane. Bunu bitir ben yine veririm. Bu akşamın hattına bir fotoğraf çekelim mi? Ya bacanak sen istersin de olmaz mı be? Hadi. Thank you.
Sen evladımı koru. Ona sağlık ver. Sen bize yardım et ya Rabbim. Söz veriyorum. Sonsuzdaki İrfan baban olacak. Gerçeği asla öğrenmeyeceksiniz. İrfan Bey'i tanıştırayım. Yeni şirket arabamız. Kırmızı, çil çil, elektrikli. Bizim şirket arabamız mı var? Evet. Biz her şeyin en iyisine layığız İrfan Bey. Öyle değil mi ya? Şş, ama çok güzel ha. Gel bir tur atalım. Belki sonra atarız. Benim şimdi işim var. Ya bitir. Kendine yeter bir. Ot geldin, ot gideceksin. Ya Egemen Bey, bir şey rica edebilir miyim? Ya müsait bir zamanda şunu da şöyle bir site içinde tur atabilir miyim? He, zaten biz bu arabayı senin için aldık. Sen turla diye ya. Oğlum bu araba elektrikli. Senin bildiğin arabalara benzemez. Bunun şarjını nasıl alıyorsun öyle geri getireceksin. Anladın? Ayşe. Senden bir şey rica edebilir miyim? Buna bakar mısın? Güneş görsün. Haftada bir sula. Büyütükçe saksısını da büyütürsün. Vakti gelince de toprağa dikersin. Tamam mı? Teşekkürler. Ben bakamam buna. Kaktüsleri bile öldürüyorum ben. Meşe sağlamdır, dayanır. Yok, sararır falan. Üzülürüm. Ben bunu İstanbul'a gelişlerimden birinde kaldırımda buldum. Sen biliyor musun? Attım cebime, aylarca gezdirdim orada. Sonra diktim buraya. Senelerce hiç kıpırdamadı bile. Şimdi işte tam da böyle... Çıktı işte. Ama benim buna bakacak vaktim yok. Bakarsın. Başkasına ver. Emanet etmek için aklıma bir tek sen geldin. Bakarsın. Bir şey değil. Teşekkür ederim. Bu arada geçen gün biraz fazla tepki vermiş olabilirim. Hakan Bey'le ilgili söylediğiniz şeyleri de dikkate alacağım. Ben de biraz galiba fevri davrandım. Hı? Kusura bakma. Gerçi sen zaten her şeyi görüyorsun. Öyle bir göz var sen. Ya yani göremesen de kalbin dinliyorsun zaten. Böyle devam et. Aşağıdayım.
tek yön Yücel Yargıcı. Ayşe Hanım. Size gelmiş galiba. Evet, bunlar benim. Ben bunları şey için bastım. Verin ben asayım. Teşekkür ederim. Tamam. Arabayı sana sormadan kiraladım, sen de kızdın. Okey. Ama tamam, sen yenisini kullan, ben eskisini kullanırım. Fark etmez ki, zaten beraber kullanacağız. Ege, araba sorun değil. Ne o zaman sorun? Ciddi bir meselemiz var. Of İrfan ya. Yine ne oldu abi? Deniz'in ameliyatı daha fazla bekleyemez abi. Biz her gün bıçak sırtındayız. Tamam, ne yapabiliriz, ne yapalım? Şöyle, ne yapabiliriz? Bir tek o da değil. Abi ben çok sıkıştım. Kaldıramıyorum artık olanları. Süleyman ilerle geçmişimi öğrenecek mi diye deliriyorum. Buraya polis geliyor, ikimiz de kalp krizi geçirecek gibi oluyoruz. Ben bunları kaldıramıyorum abi. Ne yapalım abi, var mı plan? Ben dün Süleyman'a gittim. Borcun taksidini bu ay ödemeyelim dedim, o da kabul etti. Biz Eda, Deniz, ben Amerika'ya gidiyoruz hemen. İrfan. İrfan çok sevindim. Gözün aydın ya. Deniz iyi olacak, ameliyat olacak. Oh. Şeyi ne yaptın? Bilet, hastane falan. Ayarladım, ayarladım. Hepsi tamam. Hiç sorun yok. Parayı nasıl çıkartacaksın yurt dışına? Ben. Parayı da böyle yaptım. Başka türlü çıkmıyor biliyorsun. Şunlara bak abi, canlarım benim ya. Daha bunlardan çok kazanacağız profesör. Bunların böyle avize büyüklüğünde olanlarını kazanacağız. Of be. Şşş. Buna dikkat et ha. Ağzını mağzını iyice kapat bunu. Bunu dikkatli ol. Ben bu suratı biliyorum. Ne gülüyor söyle. Söyle söyle. Bir dakika dur. Bir saniye dur. Bu para senin. Ne bu? Ne yapacağım bunu? Peki bak, kimse bilmiyor. Kimse de bilmesin, ne olur. Biz dönmeyeceğiz. Anlamadım. Biz. Bir şey buldum. Kontrol etmek gerekebilir, önemli olabilir. Sen şimdi bayağı kaçıp gidiyorsun ha. Beni yüzüstü bırakıyorsun böyle diyorsun ha. Ya seni yüzüstü bırakacak olsam her şeyi neden anlatayım sana? Bunları anlattım, bütün sorumluluğum bitti mi İrfan? Oğlum. Hani biz yol arkadaşıydık ya? Hani biz kardeştik, ne oldu? Oğlum daha evlerden parayı toplar toplama gitmeyecek miydik buradan? Sen neye şaşırıyorsun anlamıyorum. Hem sen değil midir oğlum? Bu memlekette yaşanmaz, ben defolup gitmek istiyorum diye.
Ya o zaman başka, şimdi başka. Ne değişti oğlum ya? Ya İrfan, ilk defa bu kadar yakın hissediyorum ya. Tam diyordum, şimdi oldu. Ya bak Ege. İrfan, çok para kazanacağız. Her şey abi, düzelecek, her şey. Ya nesi düzelecek abi? Nesi düzelecek? Sen kendi yalanımıza inandırmışsın kendini. Bizim bir altın madenimiz yok. Biz bir saadet zinciri kurduk ve yakında batacak. Süleyman'dan kaçsak polis yakalayacak bizi oğlum. Kaç sene yatarsın sen biliyor musun? 25 sene. Bu işin sonu yok. Bak bana. Burada para var. Birkaç çok sağlam yatırım gelecek. Bunu biliyorsun. Millet bizim ortalıktan kaybolduğumuzu anlayana kadar planını yaparsın. O paraları da alırsın. İstediğin yere dersin. Ege. Bak elimden başka bir şey gelmiyor kardeşim. Gerçekten. Mesele ben olsam sorun değil. Ben ölene kadar kalırım seninle. Ama mesele Deniz. Anla beni ne olur. Hilal ne olacak? Ne olacak? Bir şey olmaz. Kağıt üzerinde ortağımız değil atısı. Kızım başı parası... belaya girmez abi. Ya kızım parasını aldık. Borç aldık. Biliyorum abi, ben de üzülüyorum. Ne yapayım? Bu da İlay'ın parayla imtihanı olacak işte. Günün birinde umarım ödeyebilirim. Her şeyi düşünmüşsün kardeş. Söylenecek bir şey yok. Buraya kadar. Engel ol, bir şeyler yap. Ne yapayım Egemen? Ne yapayım? Zorlayamam, zorlamadım. Geri kazanmak için ikna etmeye çalışmadım. Ya Deniz'i okyanus gibi seviyor, bana karşı duyguları fındık kabı o kadar. İrfan sana hala aşık. Ya bırak. Aşk hiçbir zaman kazanmadı Egemen. Hiçbir zaman da kazanmayacak. Biz de kaybettik. Kaybettik. Yine bir evrimsin çocuk. Bana siz yetersiniz. Sen ne Deniz? Oğlum, niye bırakıyorsun onu? Ben köpekle konuştum. Biz gelene kadar burada bekleyecek.
Peki kalsın. Bende olsun, tamam mı? Bakarsın. Bravo çocuklar. Güzel iş. Kolay gelsin abim. Hoş geldin Nihal. Masanı kaptım. Ayrılmayın beyefendi. Ne oldu? Sahte pasaport bulundurmakta hakkınıza suç duyurusu var. Bizimle merkeze kadar gelmeniz gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? Lütfen zorluk çıkarmayın. Thank you.
lütfen gidelim. No. Memur Bey ne oldu? Merkezde öğrenirsiniz beyefendi. Sakın sesini çıkarma Deniz. Baba! Oğlum! Baba! Hanımefendi ve çocuğu da olur. Hanımefendi. Memur Bey! Benim pasaportumda. Niye götürüyorsunuz onları? Bırak. Hanımefendiyi niye alıyorsunuz ya? Hayır, niye götürüyorlar? Onlarla bir sorun yok ki. Memur Bey, bıraksanıza. Memur Bey, bakın size izah edeyim. Benim çocuğumun ameliyat olması lazım. Onların uçağa binmesi gerekiyor. Kaçıramazlar uçağı. Bakın, yanımızda belgeler de var. Lütfen. Memur Bey, bakın. Hadi beyefendi. Lütfen dinleyin. Memur Bey. Memur Bey! Açsanıza şu kapıyı. Açın şu kapıyı. Eda. Açın. Eda, bağırma. Bir daha bağırma. İrfan ne yapacağız? İrfan ne yapacağız? Sizi gönderecekler. Uçağa binip gideceksiniz. Göndermeleri lazım. Sizin bir sorunuz yok ki. Sen ne olacaksın? Bak Nezce, bunları yok et. Bunları yok et, görmesinler. Sizin pasaportlarınızda zaten vizeniz var, biliyorsun. Onlarda herhangi bir sorun olmaz, tamam. Tamam mı? At elini cebime, cüzdanı çıkart. İçindeki bütün nakdi alacaksın, tamam mı? Al yanına. Elmaslar zaten sende, biliyorsun. Senin çantana bir tane not defteri koymuştum, hatırlıyor musun? O not defterinde bütün numaralar yazıyor. İner inmez Mehmet'i arayacaksın, tamam mı? İner inmez. Çok önemli. Yapamam. 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 Ben tek başıma gidemem. Ben gidemem. Gidersin bir tane. Yaparsın. Gidemem. Hepsini konuştuk. Hepsini biliyorsun. Yapacaksın. Oğlumuz için. Tabii ki yaparsın. Gideceksiniz. Olacak bitti. Oğlum. Anneyle beraber ufuzun bir yolculuğa gideceksiniz. Koskoca bunu uçağa bineceksiniz beraber. Bak cesur olacaksın. Annenin elini bırakmayacaksın. Tamam mı? Tamam mı yavrum? Sen de bizle gel. Oğlum ben gelemem bu sefer. Ama geleceğim sonra. Sonraki uçakta falan gelirim. Anlaştık mı? Sonraki uçakta Memur Bey, bakın. Bakın durumu izah edebilirim. Karımın çantasının içerisinde belgelerimiz var. Benim çocuğumun ameliyat olması gerekiyor. Uçağı kaçırmasınlar, gitmeleri lazım acil. Bırakın onları gitsinler. Kimse lütfen. Kimse bir yere gitmiyor. Ne yaptın İrfan sen? Benim paramla, sahte pasaportla gidip de dönmeyecektin demek. Bitirdin kendini. Bir tek kendin olsa neyse. İyi de ben size vaziyeti izah ettim. Geldim ayağınıza kadar, her şeyi izah ettim. Siz bana müsaade ettiniz, git dediniz. Ben sana tek güne bilet al, dönme mi dedim? Miami'ye gidecektin, biletleri başka yere almışsın. E tamam işte, ameliyat Houston'da olacak. Miami'den Houston'a geçeceğiz. Kes lan, kes. Beni dolandırmaya kalktın. Şantaj yaptın, yine canını almadım. Ama benim merhametimi kullandın ya. Artık canını almak da yetmez. Neticelerine katlanacaksın. Yeri gelir, hepsini affedersin. Çalmayı da, yalanı da. Ama hainlik affı olmaz. Pır diye uçup gidiyordu. Vaktinde haber vermekle akıllılık ettin.